Herkese merhaba. Ben Batuhan Şahin. Yeni Kafası'nın MVP podcastinin ikinci sezonunun beşinci bölümüne hoş geldiniz. Çok uzun bir isim tamlamasıyla başladım ama hem ismimiz uzun hem de bölümler, sezonlar olunca böyle bir giriş olmuş oldu. Bildiğiniz gibi MVP podcastinde girişimleri ağırlıyoruz, işini büyüten girişimleri ağırlıyoruz ve bu girişimlerle işlerin nasıl gittiğinden çok İşin nasıl başladığı, neler yapıldığı, nasıl hatalar, nasıl komiklikler yaşandı, neler öğrenildi bunları konuşuyoruz. Bugün de aslında uzun zamandır tanıdığım, daha öncesinde kendi girişimimle ortak bir programda startup kardeşliği yaşadığım bir e, girişimci var burada. Pop-up Smart'tan Emre bizimle. Beraber Emre hoş geldin abi. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Vallahi iyi ya biz de gördüğün takip ettiğin üzere. <laughs> evet ben, hoş ben sıkı takipçiyim senin. Ee, sağ ol sen de hani e, reddetmedin, kabul ettin buraya gelmeyi. Evet, Teşekkür ederim öncelikle. Estağfurullah. Emre şöyle yapıyoruz. Ee, başlangıçta istersen kendinden bir bahset, Ekipten bahsetmek Hı. istersen ekibi dinleyebiliriz. Sonrasında pop-up smart nedir, nasıl başladı, ama nasıl başladığının kısmını bana sonraki soruma biraz şey bırak, pay bırak. Hani her şeyi anlatma. Ee, nasıl başladı, nereden çıktı, nasıl gidiyor işler. Bunları bir dinleyelim senden hızlıca, sonrasında tamam. sohbet edip devam ederiz zaten. Tamam. Ee, ismim Emre Elbeyoğlu, hani bildiğiniz üzere. Ee, Pop-up Smart'ın kurucu ortağıyım. Ee, bizim aslında maceramız e, Pop-up Smart'ta 4 yıl önce başladı. Ee, Pop-up Smart fikri de aslında benim aynı zamanda kurucu ortak olduğum e, Flat Art Dijital Pazarlama Ajansı ile aslında ortaya çıkmış bir fikir. Ee, biz e, yaklaşık 10 yıl önce kurduğumuz Flat Art ismi, dijital pazarlama ajansına zaten hep müşterilere bir şekilde satışlarını ve dönüşümlerini arttıran çözümler sunduk yıllarca. Ee, bunu tabii ki insan kaynağıyla sunduk yani hani bunu birisi düşündü uyguladı çeşitli araçlar kullandı. Ee, bunu yaparken aslında birçok e, tool kullanıyoruz yani product kullanıyoruz. Bunlardan birisi de bir pop-up servisiydi ve aslında pop-uplar hani ajansların biraz daha sevdiği hızlı ve efektif bir çözüm oluşturan aslında bir ürün. Dolayısıyla e, aslında fikir aşaması buradan ortaya çıktı. E, ve günün sonunda Flat Art'ta artık artık e, 6-7 yıl e, devam ettirdikten sonra dedik ki e, biz Flat Art olarak hani belli bir seviyeye geldik, büyüdük. Hani bir 30 kişilik bir ekibe ulaşmıştık. Ee, ama artık daha fazla ölçeklendiremiyoruz dedik ve e, ürünü nasıl ölçekleyeceğimiz bir teknolojiyle çevirebiliriz, yani nasıl bir ürün yapabiliriz fikriyle e, biz de yazılım background'a olan founderlar olmadığımız için en basit uygulama olan pop-up'larla başlayalım, daha sonra işi büyütelim demiştik. Ama tabii ki o en basit dediğim şey çok da basit <laughs> olmadığını anladık <laughs> e, e, aylar içerisinde, seneler içerisinde. Bizim aslında başlangıç maceramız böyle oldu pop-up smart'a. Aslında şey, bir yerden veya bir ihtiyaçtan doğan ya da bir işin devam ederken yeni bir gözlemle doğan bir iş ya bu. Bu işin kısa tanımında çok hoşuma giden bir yapısı var. Mesela biz hep girişimciler olarak anlatırken zorlanıyoruz ya bazı şeyleri. Siz demişsiniz ki internet sitesinde falan güncel hallerine bakarken satışları arttırmak ya da coşturmak için diyelim. Boost'un um belki tam <laughs> bir kelime anlamı yok çünkü Türkçe'de. Satışları böyle coşturmak için bir pop-up yapıcı demişsiniz kendi sisteminize kendi toolunuza. bu e, pop-upların etkilerinin nerede heyecanla kapılıp da bu işe başladınız onu merak ediyorum. ya şöyle şimdi e, işini uzmanları tabii ki daha iyi bilir e, bir web sayfası içerisindeki iletişim sağlamakta son derece son kullanıcı için önemli ve e, satışı dönüşümü mesajınızı anlatmak için aslında Önemli bir mecra yani hani neticede web sayfasına geliyor orada bir tasarımla karşılaşıyor işte bir duyurusu oluyor ya da Google'dan direkt bir kategori sayfasından da girmiş yapabiliyor oluyor siteye yani aslında çoğu zaman hani çoğu site sahibi şöyle düşünür hani ana sayfamda şu duyurum var ya da şu kampanyam var hani bunu zaten kullanıcılar görür diyorsunuz ama kategori sayfasından giriş yapan ve %80 organik trafiği olan bir kullanıcı için çoğu bir kayıp yaşanır orada ya bu gibi senaryolarda aslında çok düşünülmeyen kısımlarda iletişimi sağlayabilmek için e, on site messaging dediğimiz aslında pop-up'ları biz kullanıyoruz ve bunun etkili olduğu çıktıları üzerine aslında e, bu ürüne inandık ve yola çıktık. Dolayısıyla şu an aslında bir yazılım ya da eee designer gerektirmeden bunun no code bir şekilde pop-up smart üzerinden yapılabiliyor oluşu hem e, bir yönetici olarak ya da bu işin uzman olarak elinizi kolaylaştırıcı bir şey hem de etkili bir şekilde ziyaretçilerinize nüfuz etmenizi sağlıyor. Yani bir kampanyanız varsa çok daha efektif duyuruyorsun ya da kullanıcıları bir gamify edip onlara bir e, gift vermek istiyorsan bunu kullanıyorsun. Yani aslında sana e, web sayfasında bir e, hareket alanı ve bir iletişim kanalı oluşturuyor. Evet. Ee, bu yüzden aslında böyle bir ürünü kurup e, ilerlettik. Böyle bir şekilde özetleyebilirim. Süper. Peki şeyi merak ediyorum. Müşteri demografisi nasıl? Yani hangi ülkeler, ne gibi sektörler, e, süreci orada onboarding sürecinde size en rahatlatan ya da hızlı dahil olan sevdiğiniz müşteri tipleri kimler? <laughs> Güncel Şöyle... sayılar neler diyeyim ya da? Ee, biz şu an pop Up smart olarak. Bütün e, şu zamana kadar yani 40 binden fazla aslında bizi e, bizim üzerimizden sistemi deneyimleyen bir e, kullanıcı edindik. Ve bunların yaklaşık 800'e kadarı bizi e, paying olarak kullanıyor yani. 800 tane ücretli müşterimiz var, paying müşterimiz var. E, bunların demografisi ve hedef kitlemiz aslında hedef personamız. Ee, küçük ve orta ölçekli işletmeler yani zaten B2B hedefliyoruz. Yani bizi aslında şu an e, yazılımcı yani yazılımcılar da kullanıyor, designerlar da kullanıyor, bir eticaz yöneticileri de kullanıyor. Ama daha çok marketingçiler kullanıyor. Çünkü marketingçiler ve growthçular biliyorlar ki hani e, pop-up bir şekilde conversion rate'e yani dönüşüm oranına etki ediyor. Dolayısıyla ee, genellikle marketingçiler olarak düşünebiliriz. Bizim hedeflediğim ya yani bizim şu anki paying kullanıcılarımız da yaklaşık 27 farklı ülkede. Ama e, bunun çoğunluğu aslında işte e, Amerika'da ve Avrupa ülkeleri aslında çoğunluğunda. Ya yani Türkiye'de şu an %3 %400 kadar müşterimiz vardır. Orada da aktif hani pazarlamasak bile işte çevreden duyan ve hani bildiğimizle edindiğimiz aslında müşteri kitlemiz diyebiliriz. Peki pop-up smart kendi pop-up'larını mı kullanıyor? Kendi pop-up sistemini kendisi için kullanıyor abi. mu? Evet abi orada <laughs> hani kendi web sitesinde kullanmamız çok önemli bir şey. Onu da fazlasıyla biraz egzesif kullanılabiliyoruz yani. yani. Neticede insanlar da sürekli pop-up'lara maruz kalmak istemiyor ama biz de aslında o tarz pop-up'lar da üretmiyoruz yani. Hani böyle şlap diye kocaman bütün ekranı kaplayan bir şey değil. Hani böyle üzerinde animasyon olan, hani daha interaktif şeyler. Çünkü günün sonunda hani bunlar bir şekilde Google tarafından da şu an etkin olarak kullanılıyor. Microsoft da hmm. kullanıyor. Yani hani bunu pop-up olarak belki kulağa hep bu reklamlardan gelen kötü intibadan dolayı biraz çirkin gelebilir ama biz buna yeni bir bakış açısı getirdik ve ee, yeni bir aslında tasarım ve hedefleme opsiyonları getirdik. Bu yüzden hani kendi sitemizde de kullanıyoruz. Herkes de e, ziyaretçileri rahatsız olmadan e, kullanıyor ya da ziyaretçileri rahatsız edip de bilgisini alanlar da var. Onlara da bir şey yapıyoruz. <laughs> ben e, ilk sizinle tanıştığımda yani seninle tanıştığımda arkadan işi incelerken şunu hissetmiş ya düşünmüştüm yani çok siniri bozucu bir iş yok mu burada demiştim. Evet. Çünkü aslında pop-up'lar genelde senin dediğin gibi sinir bozucu, marketing asetleri olarak <laughs> insanların bildiği evet. şeyler. Ama bunun aslında doğru bir e, yapı ve doğru bir gamification dedin ya mesela az önce oyunlaştırma evet. için. E, o yapıda kurguladığında çok etkili ve satın alma üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu sen de söylüyorsun ki bu böyle zaten. Çünkü aslında e, genellikle diyeyim gördüğümüz case'lerde Startup'larda teknoloji şirketleri ya da herhangi bir şekilde e-ticaret siteleri vesaire kullanıcılarının demografisine göre ya da belli getirmiş oldukları verilere göre zaten senaryoları yüz kezleri belli oluyor. Ama o yüz kezde e en hızlı şekilde ulaştırılacak tek bir şey var. Ya bildirim push notification yapacaksın ya da pop-up çıkartacaksın. Ama pop-up oh. her zaman daha e, yönlendirme tarafında etkili bir çözüm olarak zaten siz de verdiğin 27 ülke diyorsun 40 binden fazlası vesaire diyorsun güzel bir şekilde ilerlediğini ve bu işin aslında doğru olduğunu, her zaman sınırı bozucu olmadığını, etkili olduğunu gösteren şeyler bunlar. Teşekkür ederim abi. Evet. E, bu tarafta, evet. bu tarafta şeyi sormak istiyorum. Tamam güzel, hani rakamlar güzel, 10 kat bir büyüme var demiştin e, seninle öncesinde konuştuğumuzda 2-3 sene içerisinde değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. 10 kat bir büyüme var dedik falan güzel çok tatlı fakat ben bu işin buralarını şu an için merak etmiyorum bunları özelde de konuşuyoruz ama benim Hı -hı. merak ettiğim asıl konu şu ee, pop up smart'ın doğuş aşamalarında yaşadığı acısıyla tatlısıyla komiğiyle ciddiyetiyle neler yaşandı bunu merak ediyoruz yani işin mvp'si ilk adımları nasıl başladı Hı -hı. Ya şöyle tabii biz e, söylediğim gibi ajans tarafında bir background'ımız ve hani yazılımcı olmadığımız için e, bizim bu konudaki product deneyimi biraz daha işe küçümseyerek başladı. Yani hani bunu e, bu ürün ne var ki hani bir tane iki tane yazılımcı bir designer yapar diye e, düşündük başta. Keza Hep bu Pardon, ha. hep bu işler patlamıyor mu zaten? Yani çok ciddi alıp hayal ederek böyle aşırı büyür bu iş demediğin işler bir tutuyor. Oradan sonra yürüyor gidiyor gibi yani. Evet, pardon abi. Yani Doğru. ben işte biraz daha product olarak şeyini küçümsemiştim. Yani hani neticede bir pop-up yani. Hani bir e-mail marketin kürünü olsa işte bin tane şey var. İşte onunla uğraşacaksın, işte spam şeyleriyle uğraşacaksın. Yani pop-up biraz daha basit kısmıyla başlayalım demiştik ama... Bunun işte no howunu başta biraz daha e, edinmek gerekiyormuş ya da sormak gerekiyormuş. Hani o World Cup'taki mentorlar da bana bayağı faydalı olmuştu. O yüzden hani bu anlamda da işin başında yaşadığımız hani en komik olay bunu basit olarak başlamak aslında. <laughs> Çünkü e, bir builder yapıyorsanız yani bir website builder ile bir pop-up builder, bir newsletter builder aslında birbiriyle çok alakası şeyler değil yani hani çünkü neticede web sayfası bir canvas üzerinde bir web elementi geliştirmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla orada birçok metreye göre şey yapıyorsun ve arkasında ciddi mühendislik tasarım ve product deneyimi olması gereken bir aslında iş. Biz de hani bunu bu kadar basit yapalım vesaire desek de işin içerisinde büyüldür ve hayal neticesinde çok farklılaşan tasarımlar olabildiği için. Yani aslında kolay bir iş olmadığını anladık. Hatta biz ilk versiyonu MVP'de hani kullanıcıya şu şu tasarımları verelim bunu da yapamazsın ya diye mantel testiyle çıktık. <laughs> hani çünkü böyle her şeyi yapabileceği bir tool'a hayal etmiştik. Hani onu yaparsak çok daha iyi olur. E, ee, hype ile de aslında biraz yapmıştık ama onun da işte son bir yıldır, bir buçuk yıldır hani onun daha da zor bir şey olduğunu, her şeyi yapabilmesini sağlamak ya da o anlamda bir şey yaşamak, onu da gördük ve e, deneyimledik. Hani bunlar tabii e, başta MVP'de e, bizim küçük gördüğümüz şey, daha sonra çok e, tecrübe olarak bizi zor anlar yaşattı. E, hani bir örnek onu verebilirim. E, i̇şi küçümseyip hani en basit işten başlayalım dediğimiz. Diğer şeyler, hani MVP'de tabii ki. Hani ben de tamamen e, hani bu işe çat diye odaklanmadım ya yani biz 5 yıl önce kurduk bir yıl e, Fred Hartla birlikte götürdüm hatta 1,5 yıl ondan sonra Pop Up Smart'a ben kanalize olabildim dolayısıyla bir süreçte ya bir sürü böyle ufak tefek e, kazalar yaşanıyor yani hani komik olarak anlatabileceğim MVP sürecinde. Yani... Şöyle yönlendirebiliriz mesela sohbeti Aha. bence bu arada şey, şey komik bir yapı hani <laughs> orada çok hani üzerine durmadın ama kullanıcı umduğunu değil bulduğunu kullanır gibi de demiştiniz evet. ya yani evet. orada yapamazsın evet. abi <laughs> o kısım aslında eğlenceli bir kısım evet aslında gereken de bir kısım çünkü sen orada evet kullanıcıya odaklıyorsun ya da müşterinin ihtiyaçlarına göre bir şey tasarlıyorsun ama her şeyi de yapamazsın iş en başından evet. büyük başlayamıyor ya da çok büyük bütçelerle çok zaman gerektirerek yapıyor ama MVP zaten çok büyük bütçe ya da çok e, geniş zamanı olmayan kişilerin e, ya da olsa bile bu işi hızlı denemek isteyen insanların doğru ilerletmek isteyen insanların yöntemi ya bu tarafta evet. MVP'de sizin ilk versiyonunuzda neler vardı o hani daha da yapamasınlardan önceki kısımda neler vardı hangi özellikler vardı ya bizim aslında ürünü öne çıkaran şeyler bir tasarım seçimi. Hani az seçenek de olsa güzel tasarımı olan bir pop-up vardı. Ve ikinci öne çıkaran şey de hedeflemeleriydi. Yani aslında bizi biraz daha farklılaştıran. Hani orada da hedeflemelerde başlangıçta hani böyle 5-6 tane hedefleme vardı. Bunlar işte kullanıcı sayfadan çıkarken pop-up çıksın ya da %60 school yapınca pop-up çıksın gibi bunları belirleyebiliyordun. Ee, ama ilk versiyonda o kadar Az özellik vardı ki oradan e, çok az traction aldık yani hani bazen de şöyle bir ikilem vardır ya bunu burada uğraşacağım ya da bu kadar basit bir ürünle yapabileceklerimle e, kendim yapayım ya da farklı bir firma kullanayım o yüzden aslında biz ilk yaptığımız versiyonu e, biraz çöpe attık yani hani sonradan yeniden yaptık yani aslında orada product market fiti bulabileceğimiz feature setini bulmamız da bizim bir yılımıza mal oldu hani. Böyle de bir trajikomik e, süreç yaşandı. Çok güzel bu arada bak çok güzel bir e, deneyim paylaştım bence şu anda. Tam malzemelik yani o anlamda güzel diyorum. Evet. Şimdi burada dedin ya hani e, benimle uğraşacağını ya da buna para ödeyeceğini adam kendi yapmaya çalışabilir. Ya da girişimciler ya da insanlar vesaire. Bu tarafta peki o ilk e, adımlarda senin küçümsemen ya da ekibin çok aşırı ağırlık verememesinin dışında yanlış müşteri gözlemi ya da buna benzer başka şeyler var mıydı sence? Ya şöyle ilk başta tabii ki sürekli bir deneyim ve bir base ortamı olamıyor yani. Hani bir şeyi belirli bir başarıya ulaştırdıktan sonra onun üzerine koyman daha kolay oluyor. Ama ortada bir şey olmayınca sürekli bir şeyleri değiştirip ve analiz de yapamıyorsun. E, çünkü kullanıcı yok yani kullanıcı gelmiyor. Kullanıcıyı getirmek bizim şu zamana kadar en az zorlandığımız şey oldu. Çünkü ajansta hep o işe odaklandık yani hani işte SEO'dur, reklamdır vesaire. Başka hani bu süreçte MVP anlamında zorlandığımız kısım kullanıcıları aslında bu konuda kullanmaya ikna etmek oldu yani hani zorlandığımız ya da komik olan şey açıkçası başka hatırlamıyorum abi. Tam sıkıntı yok. Şey, zaten hani sohbet ediyoruz da bu tarafta şeyi de merak ediyorum. Ben hani sen sadece e, açıklamalarını ya da anlatmanın bitmesini bekliyorum. Hani senden sadece her şeyi bekliyormuş gibi hissetme Orada da evet. öyle söyleyeyim sana. Hani e, diğer bir konu mesela diğer e, merak ettiğim şey bu o bir sene içerisinde e, ilk müşteri nasıl geldi? O müşteriler ya da o az da olsa o müşterilerle iletişim sıklığınız nasıldı? Onlardan ne öğrendiniz? De başka bir yere götürmeye çalıştınız? Yani kafanızdaki planlar gerçekten sizin en başından yapmanız gerekenler miymiş yoksa müşteriler sizi farklı noktalara daha basit şekilde de ilerletti mi? Ya yani şöyle orada dediğim gibi hani bir kullanıcıların ne istediği ya da neye para vereceği aslında herkes ürünü biraz daha kendine yapıyormuş gibi tasarlar yani hani bunu ben olsam böyle kullanırdım. Bunu isterler kesin falan ama onu sen kendi kültürüne göre diyorsun. O yüzden kullanıcıları dinlemeyi biz başlangıçtan beri hani e, dinlemeye çalıştık yani. Çünkü farklı e, şeyler, farklı kültürler ve ben o zamandan beri şeyi biliyordum. Yani bir ortalama Amerika'daki şirket e, yaklaşık 27 farklı sağ sürünü kullanıyormuş. Hani bu çok ciddi bir rakam. Yani evet. bu kadar ne kullanıyorlar bir de ortalaması yani bu kesin 50 yüzlere çıkıyordur yani bir şirket için. Hani düşününce aslında her bu şekilde işini iyi yapan ve kolay çözüm üreten her şeyi adamlar zamanla ayıracağı zaman bunu ehil kişi yapsın diye parasını ödüyor yani. Ama bizde şöyle bir algı vardı yani hep hani bu küçüklükten beri geliyor. E, paralı algısı yani hani küçüklükten beri mesela ben bir uygulamayı indirmeye çalışsam bile hep de Hani hemen babam paralı o indirme. Hani ya paralı ama hani paralı da bir değer yani. Onun da parasını ödenmeli işte. Öyle bizde özellikle Türkiye'de böyle bir kültür olduğu için hani biz bazı şeyleri globale göre yanlış düşünüyoruz. O yüzden baştan beri hani o kültür değerlerine göre düşünmek çok değerli ve yani bunu şeye bağlayacağım. Bunları da düşünerek aslında hareket ettiğinde gelen chatlerin aslında reaksiyonları hani ürünü ilk satın alan kişinin personası ne için kullanmış gibi şeylere bakarak aslında hep böyle üzerine koymaya çalıştık. Hani en çok hangi tasarımlar kullanılıyor, hangi, hangi hedeflemeler kullanıyor, hangi entegrasyon istekleri var. Bir de bizim ürün sadece standalone bir ürün değil yani. Hani şimdi sen HubSpot kullanıyorsan ya da MailChimp onun içinde de pop-up bir yıldır var. Hani neden onu kullanmayıp bizi kullansın? hani bu sorunu cevaplamaya çalıştık ve değer önerilerini öne çıkardık. Hani bunlar neticesinde aslında biraz e, traction oldu. O traction üzerine aslında süreç içerisinde eklemeye devam ettik. Hani bu da bizim için üniversite gibi bir yolculuktu. Çünkü ilk defa globale bir ürün yapıyorduk. İlk defa globale bu kadar rekabetli bir alanda SEO yapıyorduk ya da reklam yapıyorduk. Bunları ajansta bile yapsak hani bizim için yeni deneyimlerdi. O yüzden bir hayli zorlandık ama hani şu an artık e, hızlı ürün geliştirebilen ya da Hızlı yeni ürün geliş çıkarabilen aslında bir ekip ortaya çıkardık. Şu anda aslında onu deneyimliyoruz. Mesela şu an AI hype var ve bu hype ve bu fırsatlar dolu marketten nasıl faydalanabiliriz diye mesela yeni bir ürün çıkardık. Yani Hı. oradan istersen biraz komik anlardan bahsedelim çünkü tabii. <laughs> o daha yeni olduğu için hani hatırlıyorum her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii buyur dinliyorum seni. Şimdi abi bizim yeni ee, ürünümüzün adı livechat.ai.com Bu aslında traditional e, live chat biznesini e, OpenAI Chat GPT e, back backendli bir e, live chat platformuna çeviriyor ve aslında chatbot oluşturuyorsun. E, bunu yaparken de şöyle yapıyorsun. Kendi dokumentasyonu yani ürünle alakalı dokumentasyonunu biz crawl ediyoruz ve bütün içeriklerini alıyoruz diyeyim. Bunu OpenAI'nin kendi vektör Database'ini aslında işliyoruz. Daha sonrasında kullanıcı aslında OpenAI'nin gücünü kullanarak kendi kütüphanesinde yani kendi dokümantasyonuna göre chat üzerinden cevap oluyor Ve bu aldığı cevaplar son derece kaliteli ve hızlı ve efektif olabiliyor. Çünkü hani bu chatbot furyası daha önceden de hype'lanmıştı hatırlarsan. Hani e, o zamanlardan e, dan sonrasında insanlar chatboda inancı çok fazla aslında kalmadı. Çünkü istenilen cevaplar ve resolution renkler yoktu. Ama artık OpenAI bunun e AI anlamında yapılabileceğini insanlara gösterdiği için biz de böyle bir fırsat e, aslında gördük. E, ve böyle bir aslında ürün çıkardık. MVP konusuna da istersen değinebilirim böyle kısa Abi bizim... e, komik anlara. <laughs> E, ekip, ekip olarak güzel bir mindsetiniz var bence. yani Bir e, yaklaşımınız var olaylara. Bak yine birilerinin bir şeyleri üretebilmesi için bir altyapı sunma e, olayına gelmişsiniz AI tarafında bile. E, evet. Keyifli olmuş. Ben şu an in, hani e, seninle konuşurken internet safa, şey, sayfasına da bakıyorum. Ve e, keyifli bir... E, ucuna benziyor evet, yani, ne abi. lazım. bilmiyorum. Biliyorsun ben bir AI'cı olarak 5 <laughs> senedir hani e, bunlara bir bakmam lazım ama ilk izlenimi güzel diyeyim. E, bu güzel tarafta peki <laughs> Peki bu taraftaki şeyleriniz nasıl oldu? Sürecin e, başlangıcı zaten hype'tan vesaire diye bahsediyorsun aslında ama burada ilk çıkartırken e, ne, gibi, ne gibi durumlar oldu? Az önce dedin ya hatırlıyorum diye. Oraları paylaşabilir misin? Ya şöyle evet. bunu biz e, 4 kişilik bir ekip çıkardık. Hani bizim zaten pop-up smart ekibi 22 kişi. Hı hı. Ee, yaklaşık 2 ay gibi bir sürede çıkardık. 2 ee, ayında aslında büyük çoğunluğu bizim bu AI'in cevap kalitesi üzerindeki engineering artı oradaki e, cevabı geliştiren aslında yöntemleri şey yapabilmek, çıkarabilmek üzerine oldu. Hı hı. Orada da aslında e, sistem şu şekilde çalışıyor. Yani MVP'de komik anlardan birini anlatayım. Aslında OpenEye'in belirli bir konteks e, limiti var yani bu 4000 karakter. Bunun üzerine çıkınca zaten hatırlayamıyor senin şeyini. Dolayısıyla senin web sitende yüz binlerce karakter var yani. Ve bazı sitelerde bir milyon karakter var bazısında. Biz bunu aslında OpenEye'in anlayabileceği hale çev çeviriyoruz. Aslında yaptığımız iş bu. Dolayısıyla e, bunu anlayacağı formata çevirdikten sonra gene open yayın. Bunun bir conversational AI ürünü olduğunu ve kullanıcılara iyi cevap vermesi noktasında doğru e, train edilmesi gerekiyor ve doğru prompt'ların verilmesi gerekiyor. Biz de aslında buraya yoğunlaştık ama hani ilk aldığımız sonuçlarda AI böyle hani chat diye cevabı çıkarıyor ama hani her yazdığında kullanıcı orada çok garip böyle yazışmalar olabildiği için AI bazı noktalarda sapıtıyor. Mesela hello diyorsun. Adam hello ile alakalı bir dökümanın bir şeyinden bir şeyi çıkartıp hani hello demeden bir şeyler sana üretmeye başlıyor. Hani şimdi burada da sen şunu dersen böyle şey oluyor yani böyle delme çatma ürünler olur ya yani hani AI'nin promptuna hello denildiğinde hello diye cevaplar. Hani böyle dersen de olmuyor. Yani bunu insan gibi eğitmen gerekiyor abi. Hani şey yapamıyorsun. Hani bak güzel kardeşim sana, diye böyle. Yabancılar <laughs> sana gelince hani onlarla konuşma derdi ya anne babalar. Hani öyle eğitemiyorsun yani. Dolayısıyla şey yapıyorsun. Diyorsun ki yani sen e, kind olman lazım. Sürekli etkileşimli olman lazım. Vesaire vesaire. Bir persona oluşturuyorsun ve arka planda o personayı aslında veriyoruz ve personelin bir kısmını da açık bırakıyoruz biz e, kullanıcılara. O personaya da kullanıcı kendi şeyler yazabiliyor. Yani şunu sorduğunda şöyle cevap ver falan gibi şeyleri gene kendi yapabiliyor. Ya da insanlara karşı daha çok şu telefon numarasına yönlendirmeye çalış da diyebiliyorsun. Yani orada tamamen olay sende bitiyor Hı. ve hani komik anlar daha çok işte E'nin yazdığı cevaplarla aslında yaşandı. Çünkü orada birçok case'i biz deneyimledik yani alfa testlerinde işte etrafımızdaki dostlarımız arkadaşlarımıza hani atıp e, döküman hazır chatbot'u gönderip hani çok spesifik sorular sorun dedik. Hani çok basit sorularla başladı herkes ama çok spesifik sorularda bile hızlı ve anlık cevap alabilmesi hani çok e, güzel bir şey oldu. Hani şu an resolution rate'lerimiz iyi durumda. E, tabii bir diğer komik durum da kötü bir dokümentasyonun varsa ürününe dair. Yani bir yerde elma kırmızıdır derken diğer yerde elma yeşildir diyorsan ikisi de mesela doğru. Şimdi bunu AI nasıl ayırt edecek? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, bu tarz konularda da aslında biraz terbiye etmek <laughs> gerekti. E, bunu da aslında çözebilmenin çeşitli yolları varmış. Yani hani e, bunu keşfettik. Ama günün sonunda işin aslında e, messenger boyutunda işte oluşturulması, yazılması falan e, development bir ay sürdüyse bir ayda bu işin aslında temel olarak oturması sürdü ki MVP'nin iki ayda çıkması bence mutluluk verici bir şey. Şu an aktif evet. pazarlamasına başladık. E, orada koşturuyoruz. Şu an aktif müşteri var mı içeride? Şu an aktif müşterimiz yok. Daha geçen hafta tam açtık. Ee, ha, okay. bu hafta bekliyorum ilk Paying'i <laughs> bu hafta bekliyorum söz verdiler gibi söyledim hedefliyorum yani İyi, süper söylüyorum. bu da yine B2B bir iş zaten değil mi? ilerleyen evet, aşaması evet. içinde B2BB... ben mesela şey e, özellikle GPT ya da işte POEF falan gibi e, aşırı chatbot var seni anlayan NLP modülleri çıktıkça yani e, ürünleri çıktıkça ilk cevabım şuydu Eyvah chatbotçular hemen önüne alsın cevabım vardı. <laughs> ee, ki sen aslında yine işin temelinden güzel bir şekilde e, bak biz Eral biz şey rakipteyiz. Şecibit rakipteyiz. Biz onun desteğiyle size chatbot veriyoruz demişsin. Ee, yine güzel bir sağlayıcı rolüne girmişsin Emre vallahi tebrik ederim. <laughs> güzel bir ürün Allah gibi Allah. duruyor. Benim yani, gibi. E, koş ya işte şey yapıyoruz. Yani bu da biraz böyle ara bir product olduğu için şu an <laughs> Ee, onu tam konumlandırıp satmaya çalışıyoruz. Orada müşterileri e, dinliyoruz. Çünkü hazırda live chat kullanan ürünler var ve bu live chatlerde şu an mesela gene AI supportu vermeye başladı. Şu an onlarla rakip eder durumda olduğumuz zaman hani biz artık geri plana düşmeye başlayabiliriz ama onlar da büyük ve kaslı ürünlerine böyle bir şeyi değiştirip adapte etmeleri zor. O evet. yüzden doğru zaman bu zaman diye inanıyoruz. İnşallah o yüzden hızlı bir şekilde büyümeye çalışıyoruz livechat.ai dolu muydu abi? <laughs> livechat.ai doluydu abi. Bu domaini de bayağı önce almıştım yani bir 2 3 var. livechat.ai bir de ai domaini pahalıydı. Böyle <laughs> evet, bir şey de var yani. Emre iyi ki geldin. Aslında PopUp Smart için başlayıp yeni geliştirdiğiniz ve MVPC ile başladığınız bir süreçle bitirdik yayını. Evet. Ee, son olarak eklemek istediklerin var mı? Ya son olarak e, her iki ürünümüz için de yani up Smart ve Live Chat e için de hani burada alanında uzman arkadaşlar dinliyor olabilir işte tasarım açısından, product açısından. Hani merak edip deneyimlediği şeyi bize de aktarabilirlerse e, mutlu oluruz. Çünkü feedback bizim için çok değerli. E, o yüzden dinleyen herkesin ürünümüzü deneyimleyip bize emretpopupsmart.com e-mailinden ya da sosyal medya hesaplarından yazabilirlerse çok mutlu olurum. Onlara özel indirimler de tanımlarız. Bu şekilde son sözümü söylemiş olayım. kallar özel indirim var mı? <laughs> var abi tanımlarız. <gülüyor> <gülüyor> tamam eyvallah. <laughs> Güzel. Abi çok teşekkür ederim geldiğin için. Eyvallah. <laughs> Sağ olasın. Sen de davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın. Benim için de çok keyifli oldu. Aynı şekilde benim için de. Evet, yenisi kafası MVP podcastının ikinci sezon beşinci bölümünü dinlediniz. PopUp Smart'tan Emre bizimle buradaydı. Hem PopUp Smart'tan hem LiveChatAI.com'dan Emre bizimleydi. Ee, güzel bir şekilde MVP süreçlerinden ve ürünlerin yaşadığı yolculuktan bahsettik. Bu gibi girişimlerin Yolculuklarını dinlemek ve MVP süreçlerinde neler yaşandığını öğrenmek için bizi dinlemeye devam edin. Yeni kafasının Instagram sayfası ve diğer tüm kanallarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.